Sevgili seyirciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bir son dakika gelişmesini sizlere aktaracağız. Diyarbakır'dan geldi son dakika gelişmesi. Merkez Sur ilçesinde hainlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 9 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde hainlerin tuzakladıkları patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 9 güvenlik görevlisi yaralandı. Patlama bugün saat 17 sıralarında meydana geldi. Yaralıları almak için bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Evet sevgili izleyiciler, Diyarbakır'dan gelen bu son dakika gelişmesini de sizlere aktardıktan sonra devam ediyoruz. Şırnak'ta hainlerin polis servisi aracına düzenlediği saldırıda. Şehit düşen polis memuru Mustafa Yaşar memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılım yoğundu. Şehidin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Öte yandan Şırnak Cizre'de hainlerle girilen çatışmada şehit düşen özel harekat polisi Ömür Erbay'ın cenazesi de memleketi Bayburt'a uğurlanmak üzere askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Erzurum'da şehit için tören düzenlendi. Törene Vali Ahmet Altıparmak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Şırnak'ta hainlerce polis aracına düzenlenen roket atarlı saldırıda şehit düşen polis memuru Mustafa Yaşar'ın cenazesi toprağa verilirken, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hain terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Ömer Erbay'ın cenazesi de Erzurum'a getirildi. Şırnak'ta hainlerin zırhlı polis servisi aracına düzenlediği roket atarlı saldırıda şehit düşen polis memuru Mustafa Yaşar için memleketi Çorum'da cenaze töreni düzenlendi. Bismillahirrahmanirrahim. Şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken cenazeye katılım yoğundu. Şehit polis Yaşar için düzenlenen cenaze törenine AK Parti Çorum Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri, Çorum Valisi, Emniyet Müdürü ve askeri erkanla binlerce vatandaş katıldı. Törende şehidin kız kardeşi, annesi ve eşi ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı aileyi yakınları güçlükle teselli etti. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اللّٰهُ اَكْبَرَ Şehit polis memuru Mustafa Yaşar'ın naaşının mezarlığa götürüldüğü sırada kadınlar tekbirler getirerek şehitler ölmez, vatan bölünmez, polise uzanan eller kırılsın sloganları attı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde hain terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen bir diğer polis, özel harekat polisi Ömer Erbay'ın cenazesi Erzurum'a getirildi. Şırnak'tan askeriyeye ait kargo uçağıyla Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na nakledilen Erbay'ın cenazesi törenle karşılandı. Erzurum Müftü Yardımcısı Abdurrahman Kotan tarafından edilen duanın ardından şehit polis Erbay'ın cenazesi karayoluyla memleketi Bayburt'a uğurlandı. Arzular ve tekrar tekrar nimetlerle karşılaşıp, tekrar tekrar dünyaya döndürülüp, tekrar cennet ve cemalullah'a gitmeyi arzu eder. Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törene Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Kor General Şeref Öngay, şehidin babası Turgut ve kardeşi Adem Erbay ve çok sayıda polis memuru ve askeri erkan katıldı.
Evet, devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamaya göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde devam eden terör operasyonlarında Şırnak'ın Cizre ve Silopi, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 19 hain etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede devam eden operasyonlar kapsamında öldürülen hain sayısı 610'a yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada bölgede süren operasyonlarda Şırnak ve Diyarbakır'da öldürülen terörist sayısının 610 olduğunu açıkladı. Güvenlik kuvvetlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör operasyonları devam ediyor. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran güvenlik güçleri Doğu ve Güneydoğu illerinde terörü temizleme aşamasına geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre Şırnak'ın Cizre ve Silopi, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 19 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece öldürülen terörist sayısının 610'a yükseldiği bildirildi. Şehir merkezlerinde terörle mücadele devam ederken hainlerin dağ kadrosundan kaçışlar da sürüyor. Kuzey Irak'taki kamplardan kaçan 8 hain dün güvenlik güçlerine teslim oldu. Evet sevgili izleyiciler, operasyonlar devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı Sur'da 50. gününe ulaştı. Bordo belediler hainlerin sözde karargah olarak kullandıkları noktaları tespit ederek abluka altına aldı. Güvenlik kuvvetlerinin yaptıkları aramalarda hainlerin tuzakladıkları bombalar ortaya çıktı. Bordo belediler tuzaklanan bombaları imha etti. Bölgede kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlayan operasyonlar 50. gününde devam ediyor. Operasyonlar kapsamında hainlerin sözde karargah olarak kullandıkları bölgeler abluka altına alındı. Sur ilçesinde devam eden operasyonlara dahil olan ve Bordo Bereli olarak adlandırılan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvet Komutanlığı birlikleri hainlerin kurduğu bombalı tuzakları da imha etmeye başladı. Öte yandan Bordo Bereliler terk edilen evlerde de arama yapıyor. O evlerde teröristlerin bir süre barındıkları ve daha sonra da tuzaklar kurarak kaçtığı öğrenildi. Bordo Bereliler tarafından imha edilen tuzakların yollarda, sokaklarda, evlerin girişlerinde ve kapılarında yoğunlukta olduğu belirtildi. Öte yandan Bordo Bereliler teröristler tarafından bir binaya yerleştirilen keskin nişancıyı tespit ederek öldürdü. Bölgede operasyonlarsa tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Siirt'te bir polisin şehit düştüğü ve 5 hainin de öldürüldüğü hücre evleri ilk kez görüntülendi. Evlerde çok sayıda tıbbi malzeme ve yiyecek stoku yapıldığı görüldü. Ayrıca hainlerin hücre evlerinin bulunduğu mahalledeki birçok vatandaş evlerine satılığa çıkardı. Siirt'te bir polisin şehit düştüğü, 5 hainin de öldürüldüğü hücre evleri ilk kez görüntülendi. Siirt'te 15 Ocak'ta geniş kapsamlı operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ve özel harekat polisleri hainlere büyük darbe indirmişti. Örgütün İnönü ve Sakarya mahallelerinde 6 hücre evine operasyon düzenleyen polis 5 haini de etkisiz hale getirmişti. Çatışmanın ardından o hücre evleri ilk kez görüntülendi. Operasyonun ardından söz konusu mahallelerde yaşayan ve hainlere kapılarını açmayan vatandaşlar
şiddet ve baskılar nedeniyle evlerini satılığa çıkardığı gözlemlendi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde sokağa çıkma yasağı kalktı. Hainlerin ilçeye verdiği zarar sokağa çıkma yasağının ardından gün yüzüne çıkarken vatandaşlar anonslarla evlerinde tuzaklanmış olası patlayıcılara karşı uyarılıyor. Evler, sokaklar her tarafta harabeye döndü. Şırnak Silopi'de yasak kalktı, ortaya bu görüntüler çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan heyet kısa süre içerisinde Şırnak'ın Silopi ilçesine giderek tespitlerde bulunacak. Hadi gel. Yaraların sarılması ve hainlerin verdiği zararların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Güvenlik kuvvetleri tarafından yürütülen ve başarıyla tamamlanan operasyonlarda 518 barikat yıkıldı. 270 hendek kapatıldı. Güvenlik güçleri 35 gün süren operasyonun ilk 20 gününde teröristleri kalan günlerde sokaklara döşenen, evlere tuzaklanan 800 el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Bu arada ilçedeki vatandaşlar özellikle yapılan anonslarla evlerinde teröristlerce tuzaklanmış olası patlayıcılara karşı uyarılıyor. Teröristlerin evlere girecek güvenlik güçlerine yönelik soba ve buzdolaplarından battaniye altına kadar birçok yere patlayıcı tuzakladığına dikkati çeken yetkililer, evlerinde şüpheli kablo düzenek gören vatandaşların hemen güvenlik güçlerine haber vermesini istiyor. Bu kapsamda yapılan ihbarlara güvenlik güçleri hemen müdahale ediyor. Olay yerine giden ekipler gerekli kontrolleri yapıyor. Operasyonun tamamlanması ve sokağa çıkma yasağının gündüz saatlerinde kalkmasıyla ilçede hayat yeniden normale dönmeye başladı. Vatandaşlar hainlerin gerçekleştirmiş olduğu yaraları sarmaya çalışıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Antalya merkezli Adana ve Osmaniye'de yapılan operasyonlarda 8, Afyonkarahisar'daki operasyonda ise 6 DAEŞ'li tutuklandı. Antalya merkezli 3 ilde ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 14 DAEŞ militanı gözaltına alındı. Antalya, Adana ve Osmaniye illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda terörle mücadele ekipleri biri Suriyeli 8 DAEŞ militanını yakaladı. Afyonkarahisar'da da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyondaysa 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kentin farklı noktalarındaki adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 6 kişi tutuklandı. Sevgili izleyiciler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na inceleme ve denetlemelerde bulunduğu birlikler terör olaylarına karşı düzenledikleri tatbikatı komutanlar pür dikkat izledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Komutanım, hidrolik, elektrikli, benzinli ve manuel olmak üzere kesici ayrıcalarımız komutanım. Evet, o zaman görmüşsünüz değil mi? Sen bir adama bakıyorsun, adamlara bakıyorsun. Nerede komutanım? Denetleme yapılan birlik tarafından toplumsal olay görünümlü terör olayları ve meskun mahallelerde tatbikat harekatları gerçekleştirildi.
Komutanlar tatbikatı dikkatle izledi. Evet sevgili izleyiciler, Mehmetçik yine yaptı kahramanlığını. Ülkemizde hainlere karşı yürüttüğü operasyonlarla başarılı olan ve bölgede de mağdur halka yardım eden Mehmetçik bu sefer de donmak üzere olan 37 Afgan mülteciyi kurtardı. İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye geçerken tespit edilen 37 mülteci az kalsın donarak hayatlarını kaybedecekti. Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırını geçmeye çalışan 37 kaçak göçmen soğuk havada donmak üzereyken Mehmetçik kurtardı. Türkiye-İran sınırının güvenliğini sağlayan ekipler keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında bir grubun yurda izinsiz girdiğini belirledi. Operasyonlarda mültecileri yakalayan Mehmetçik, olay yerinde gözaltına alınan şahıslardan 4 kişinin donmak üzere olduğunu tespit etti. Donmak üzere olan çocukları battaniyelere saran Mehmetçik, hudut bölüğünde misafir ettiği kaçaklara sıcak yemek ikramında bulundu. Bir şey yaptık, onu gördüm ben zaten. Doğru, ask. Ask. Zorlu arazi şartları ve iklim koşullarında Türkiye-İran sınır hattını gece gündüz koruyan hudut birlikleri, kaçakçılık faaliyetlerinin yanı sıra izinsiz geçmek isteyenlere de göz açtırmıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından Diyarbakır Çınar'da yapılan terör saldırısının ardından Bahar Erken geldi tweet'i atan Figen Yüksekdağ'ın sağ kolu. Sıtkı Güngör'e suç ve suçluyu övme suçundan geçen hafta gözaltı kararı çıkartıldı. Kararın ardından polis her yerde Sıtkı Güngör'ü aramaya başladı. Hain örgütün parti yapılanmasında görev alan Figen Yüksekdağ'ın sağ kolu Sıtkı Güngör, Çınar saldırısından sonra attığı tweet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından suç ve suçluyu övme suçundan dava edildi. Hainlerin parti yapılanmasının eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Sıtkı Güngör hakkında Diyarbakır'da Çınar Emniyet Amirliği'yle lojmanlarına düzenlenen saldırının ardından yaptığı Twitter paylaşımları nedeniyle geçtiğimiz hafta gözaltı kararı çıkartıldı. Savcılık tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimatta Güngör'ün gözaltına alınıp adliyeye getirilmesi istendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri Güngör'ü aramaya başladı. İkamet ettiği adreslerde bulunamayan Güngör'ü arama çalışmaları sürüyor. Şimdi Pakistan'a geçiş yapacağız. Bir patlama meydana geldi. Taliban'ın üniversiteye saldırdığı ve 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği olayda 4 saldırgan öldürüldü. Pakistan Taliban'ın sözcüsü saldırıyı üstlenerek saldırının devam edeceğini söyledi. Pakistan'da bir üniversiteye düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada 4 saldırganın öldürülmesiyle baskının son bulduğu bildirildi. Pakistan'da bulunan Bachakan Üniversitesi'ne silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlenmiş, güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı. En az 20 kişinin öldüğü saldırıysa Pakistan Taliban'ı üstlendi. Pakistan Taliban'ı sözcüsü Umar Mansur saldırının Pakistan ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonlara karşılık yapıldığı ve saldırıların devam edeceğini bildirdi. Evet, bu gelişmeleri aktardık. Şimdi siyasi gündeme bir geçiş yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konuştu. Bugün 19. kez muhtarlarla bir araya geldi. Külliye'de gerçekleşen buluşmada Erdoğan skandal bildiriye imza atan akademisyenlere sert sözler söyledi. Cem Karaca'nın sözleriyle akademisyenleri eleştiren Erdoğan'ın bir diğer gündemi ise ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19. Muhtarlar Toplantısı'nda muhtarları külliyede ağırladı. Ülkemize ve milletimize, milletimizin tarihine, kültürüne, değerlerine olan kinlerini buldukları her fırsatta zaten kusuyorlardı. Erdoğan skandal bildirgeye imza atanlara Cem Karaca'nın sözleriyle tepki gösterdi. Cem Karaca bu lümpen aydınlar için ne diyor biliyor musunuz? Yarım porsiyon aydın diyor. Rahmetli çok bonkör davranmış. Bugün aydın geçinenler değil, yarım, çeyrek porsiyon kıymetinde dahi değil. İstisnalar kaideyi bozmaz. Cem Karaca, yarım porsiyon aydınlık isimli şarkısında bu güruhu şu şekilde anlatıyor. Her zamanki köşenizde, her zamanki barınızda, önünüzde viski ve havuç, ve bir eliniz çenenizde, kaşınız hafifçe yukarıda, bakışlarınız ne kadar bilgiç, hiçbir şey üretemeden sadece eleştirirsiniz. Ekmeğin fiyatını bilmezsiniz ama ekonomik politika karılarınızı döverken siz ne kadar bilimselsiniz. Hep o yarım porsiyon aydınlık, aynı çehreler, aynı laflar. Vallahi hiç değişmemişsiniz. İşte bu lümpen aydın takımı geçtiğimiz günlerde bir kez daha boy gösterdi. Bu kez yüzlerindeki maskeyi biraz daha sıyırdılar. Gerçek yüzlerinin bir bölümünü çok açık gösterdiler. Türkiye bölücü terör örgütüyle ve teröristlerle niye mücadele ediyor? Bizim Mehmet'imiz, Mehmetçiklerimiz, polisimiz, polis yavrularımız, köy korucularımız, onlar şehit olacak, onları şehit edenlerin yanında, arkasında olanlara biz ses çıkarmayacağız, öyle mi? Kimse bizden bunu beklemesin. Terör örgütü mensupları söylediklerinde suç olan ifadeler, kendilerine akademisyen diyenler tarafından ifade edilmesi halinde meşruiyet mi kazanır? Böyle şey olabilir mi? Aydın'a ciğeri beş para etmez bir terör örgütünün maşalığını yapmak yakışır mı? İmzaladığınız metnin mahiyetini bilmiyorsanız ayrı bir felaket, bilerek imza atıyorsanız ayrı bir felaket. Geçtiğimiz hafta CHP kurultayında Cumhurbaşkanı'na hakaretler savuran Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler söyleyen Erdoğan, genel başkan için milletin yok saydığı adam dedi. Kendi düşüncelerini açıklayan akademisyenler tek tek gözaltına alındı. Bir diktatör bozuntusunun talimatlarıyla tek tek gözaltına alınıyor. Başına getirildiği kurumu batırmış. Tarih dile geldi. Televizyonlar gösterdi. Ya SSK'yı batıran bu adam değil mi? Bu adam. Nice vatandaşlarımız bunun SSK'nın başında olduğu dönemde o hastanelerin odalarında ne halde olduklarını bilmiyor muyuz? Siyasetçi olmuş, başında bulunduğu partinin girdiği tüm seçimleri kaybetmesine yol açmış, partisini batırmış. Ana muhalefeti temsil etme şerefini elde etmiş, ülkenin de ve milletin de geleceği için tek bir hayırlı sözü, tek bir hayırlı projesi, tek bir hayırlı hizmeti vaki değil. Bıraksanız var ya, memleketi batıracak. Yani neresinden tutsanız, elinizde kalan bir zavallı. Şimdi bunun herhangi bir eseri olmadığı için, akıl derecesini ölçemiyoruz. Hatta akıl sağlığının yerinde olup olmadığını da bilmiyoruz. Hani insan mücadele ederken şöyle kendi şirketine uygun birisi çıksın, o siklete göre mücadele etsin der ya. Bunun sikleti de ölçülemiyor. Söylediğiniz her sözün israf, yaptığınız her hamlenin enerji kaybı olduğu teneke gürültüsü kabilinden boş konuşmanın dışında bir varlık gösteremeyen, herhangi bir vasfı zaten olmayan birisine şimdi ne diyeyim ben? Partisi içindeki klikleri birbiriyle
yarıştırmayı siyaset sanan bu zavallıyı ademe mahkum ediyorum. Milletin zaten yok saydığı bu zatı ben niye adam yerine koyayım ki? Çünkü biz değerli kardeşlerim doğru olduğumuza, bunun içinde Allah'ın yardımcımız olduğuna inanıyoruz. Allah'ımızla da ilgili bir açıklama yaptı, ona girmeyeceğim zaten. Ya gaf üstüne gaf yapıyor, gaf üstüne gaf yapıyor. Çünkü bilerek, inanarak konuşmuyor. Acaba şu ifadeyi nasıl kullanırsam aldatırım diye bunun gayreti içerisinde. Allah onları ıslah etsin. Bizim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Evet sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bu şekildeydi. Hem akademisyenlere değindi hem de Kılıçdaroğlu'na değindi. Şimdi devam ediyoruz. Devlet Bahçeli ile devam edeceğiz. Genel Başkan Devlet Bahçeli 15 Ocak'ta anjiyo olmuştu. Hatırlayacaksınız. Bahçeli 5 gündür yattığı hastaneden bugün taburcu edildi. 15 Ocak Cuma günü Kocaeli'de özel bir hastanede anjiyo olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün 5 gündür yattığı hastaneden taburcu edildi. Partililerle asansörden inen Bahçeli yürüyerek gelip aracına bindi. Partililer Bahçeli'ye sevgi gösterisinde bulundu. Bahçeli'nin hastaneden ayrılışı sırasında MHP Genel Başkan Yardımcıları, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve partililer hazır bulundu. Evet, Erzurum haberleriyle devam edeceğiz. Dünyanın en büyük medya kuruluşlarından biri olan El Cezire'nin Türkiye kanalı. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir gece vakti yaptığı doğum operasyonunu haber yaptı. 112 acil merkezinden yola çıkan UMKE ekipleri kapalı yollara paletli ambulanslarla aşabildi. Sonunda ise hamile kadın bebeğini yolda doğurdu. O büyük hayat operasyonu El Cezire'nin kameralarından böyle görüntülendi. İzliyoruz. Tamam abi. Tamam, o zaman biz çata hastaneye uğramıyoruz. Direkt Budakla köyüne çıkacağız. Tamam. Sağ olun, kolay gelsin, sağ olun. Abi çata uğramıyoruz. Direkt Budaklara hareket edeceğiz. Budaklarımız doğum. Erzurum çat 50 kilometre. Biz 40 kilometreye kadar gidiyoruz. Oradan yol ayrımı var Budaklar komuna. Orada aracımızı eğilip trakı indirip trakla devam edeceğiz. Şu anda yolumuz yine iyi. Gittiğimiz yerler artık bu kadar şanslı olmayacak herhalde. Daha tipili fırtınalı yerler olacak gittiğimiz yerler. Abi görüş mesafen sıfır. Biz orada kaldık, kendilerimizi buraya kadar çektik. Ve yol kapalı. Kepçe asfalta kadar bizi çekmek zorunda kaldı. Doğum setini al, birkaç tane pet al ayrıca. Başka bizim de bir şeye ihtiyacımız yok. Tamam. Çantada gerekli ihtiyaçlarımız falan var. Tamam. Ekmek arası falan yaptırıyoruz. Aparatı şeyler alıyoruz, meyve alıyoruz, su alıyoruz. Birlikte idare edelim, yapacak bir şey yok.
Biz şimdi Budaklar Köyü'ne geldik. Caminin oradayız. Hasta yakınlarıyla bir istifade geçin de arkadaşlar bizleri bir karşılasınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yukarıya çıktın. Bu durumda bizi sahipsiz bırakmadılar. Sahip çıktılar. Çok teşekkür ediyoruz. Muayenelerini yaptık. Normal gemiliği bir yardımda. Stabil vasıta şu an için. Bazı yerler iyi olsa da bazı yerler çok kötü. Çıkmamızı bile göremiyoruz. Dediğinizde ne vereceğiz bebeğe? Kalp 3. çekmece. Şu yüce örtelim arkadaşlar. Bebeğin durumu nasıl? Gayet iyi şu anda. Oksijen değerleri de gayet iyi. Solunumu da iyi. Erkek kaldı. Bizim işin en güzel yanı da bu olsa gerek. Evet, bu görüntüleri izledik. Şimdi Erzurum gelişmeleriyle devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda 5000 öğrenciye Palandöken'in doruklarında kayak dersi verilmeye başlandı. İzliyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte binlerce öğrencinin kayak eğitimi göreceği kış spor okullarının açılış töreni Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistlerde yapıldı. Açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptığı konuşmada kentin spor şehri haline gelmesi için tüm çalışmaların yapılacağını ifade etti. Evet, bizim daha önce sözümüz vardı. Bu şehir bir gençlik şehri, bir spor şehri olacak diye ve başta kış sporları olmak üzere Erzurum'umuzdaki gençliği yetiştireceğimizi ifade etmiştik. İşte Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kayak sporu açılış programında bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi her hafta 350 öğrenciye burada bila ücret okullarından alıp getirerek kayak öğretiyoruz ve gerek yiyecek gerekse giysileri belediye olarak biz temin ediyoruz ve gençlerimiz bu şekilde daha şimdiden kayak öğrenmeye başlamış oluyorlar. Yani 10 saat eğitim veriyoruz. Sekmen 2017 EOF için de kayakta başarılı olan gençlerin madalya almaları için yarışlara katılacağını belirtti. Önümüzdeki yıl biliyorsunuz EOF olimpiyatlar gerçekleşecek. Bu olimpiyatlarda da Allah nasip ederse inşallah yetişmiş gençlerle de madalya alma inşallah yarışına çıkacağız. Ve ben bugün zamanla ayırarak aramıza katılan siz değerli basın mensuplarına, kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yapılan konuşmanın ardından Başkan Sekmen kayak öğrenecek olan çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 22-24 Ocak tarihlerinde kentte düzenlenecek Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Kısa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 22 Ocak'ta başlayacak olan Türkiye Judo Şampiyonası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.
Erzurum'un bugüne kadar birçok şampiyonaya ev sahipliği yaptığını ifade eden Sekmen şöyle konuştu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum'un sporun merkezi kurmayı taşıyacağımızı ifade etmiştik. Hatta yaptığımız ve hayata geçirdiğimiz projelerle bu hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız faaliyetler Türkiye'nin yanı sıra Avrupa basında da zaman zaman yansıyor. Orada bu faaliyete bildiriliyor. Sekmen 22-26 Ocak tarihlerinde Uzundere ve Tortum ilçelerinde 2. Uluslararası Buz Tırmanış Festivali'ni de düzenleyeceğini bildirdi. Bilindiği olimpiyat kenti olan şehrimizde bir yılda ulusal ve uluslararası birçok organizasyonu imza attı. Bu süre zarfında önce yaz spor okulları, arkasından yine uluslararası Palamöke karate şampiyonası, uluslararası altın kemer karakucak güreşleri, çift turnuvası, uluslararası buz tırmanış festivalinin birincisini geçen yıl yapmıştık. Yine spor yazarları buluşması, spor paketi, 6. ayak dünya şampiyonası, Türkiye kızak şampiyonası ve kız sporları organizasyonları, yine 2015 yılında 2. yaz spor okulları, uluslararası kardelen kupası tenis turnuvası, Erzurum Büyükşehir Belediyesi uluslararası plan ülken karate turnuvası, Erzurum turizm tanıtım ve spor faaliyetlerine büyük katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Erzurum Oltu'da hayırsever kadınlar kaymakamlığın da desteğiyle 100'e yakın yetim ve öksüz çocuğa ulaştı. Kadınlar çocukları hem giydirdi hem de onlara oyuncak hediye etti. Birlikte izliyoruz. Erzurum'un Oltu ilçesinde gönüllü kadınlar yetim ve öksüz çocukları tepeden tırnağa giydirdi. İzmir'den özel olarak oyun parkuru ve animasyon ekibi getiren kadınlar çocukların yüzünü güldürdü. Hayırsever kadınlar Oltu Kaymakamlığı ile işbirliği içerisinde yaptıkları çalışma sonucu ilçe genelinde tespit ettikleri 100 kadar yetim ve öksüz çocuğa ulaştı. Dondurucu soğukların yaşandığı bu günlerde kimsesizleri sıcak yürekleriyle kucaklayan Oltulu kadınlar spor salonunda yapılan programla yetim ve öksüz çocuklarıyla ailelerini bir araya getirdi. Organizasyonda yetim ve öksüz çocuklar isimlerinin yazılı olduğu yaş pastaları keserken gönüllü kadınlar kendi imkanlarıyla almış oldukları giyim malzemelerinin yanı sıra birbirinden farklı birçok hediyeyi çocuklara dağıttı. Ve şimdi Palandöken Kayak Merkezi'ne geçelim. Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler. Otellerin ışıklandırdığı pistlerde ay ışığı altında kayak yaparak kayağın keyfini gece de çıkartıyorlar. Palandöken'e gelen tatilciler otellerin ışıklandırmaları sayesinde kayak keyfine akşam da devam ediyor. Akşam karanlık olmasına rağmen ışıklandırmalar sayesinde kayak yapma şansı bulan kayakseverler durumlarındansa oldukça memnun. Palandöken'in ışıklandırılmış pistlerine çıkan tatilciler kayak yapmadan önce bir süre pistlerde oturup kent merkezini izliyor. Burası Erzurum. Gece kayağındayız. Oturup manzarayı seyrediyoruz. Çok güzel. Değerli izleyiciler, kışın iyiden iyiye bastırmasıyla dar gelirli vatandaşların ısınmak için kullandıkları sobalar yine can almaya başladı. Gaziantep, Ankara ve Afyonkarahisar'da karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep'te iki ayrı adreste meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesinde 2 kişi, Ankara ve Afyonkarahisar'da zehirlenme olaylarında ise 4 kişi, toplamda 6 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'te bağ evinde yalnız kaldığı sırada yaktığı sobadan çıkan gazdan zehirlenen bir adam 2 gün sonra zehirlendiği odada bulundu. Gaziantep'te yaşanan bir diğer zehirlenme olayında ise eşi ve 3 çocuğuyla ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazını soluyan ev halkından baba hayatını kaybederken eşi ve 3 çocuğu baygın halde kurtarıldı. 3 tane de şimdi Hacı baba taziye mi? Muhtarlığım odası. Ankara'da Sayın Kaplan adındaki vatandaşın iş yerine gelmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları durumu polise ihbar etti. Polis alınan ihbar üzerine Kaplan'ın evine giderek cansız bedeniyle karşılaştı. İlk yapılan incelemede Sayın Kaplan'ın karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Afyon'daki zehirlenme olayında ise sabah işe giden baba işten eve döndüğünde eşi ve 2 çocuğunu baygın halde buldu. Bunun üzerine eve çağırdığı sağlık ekipleri acı gerçeği aydınlattı. Eşi ve 2 çocuğunun sobadan zehirlenerek hayatını kaybettiğini öğrenen acılı baba, sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Doğuyu etkisi altına alan soğuk hava yılkı atlarını olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan'da yılkı atlarını koruma altına almak için Orman ve Su İşleri Müdürlüğü çalışma başlattı. Çalışmada yılkı atlarının beslenebilmesi için doğaya yem bırakıldı. Kışın en soğuk günlerini yaşayan Ardahan'da kar ve soğuk hava insanlar kadar doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Doğaya terk edilen ve yılkı atları olarak bilinen atların açlık ve soğuk hava nedeniyle telef olmaması için Ardahan Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında sokak ve karlı havadan olumsuz etkilenen yılkı atlarının beslenebilmesi için doğaya yem bırakıldı. Bu zaten. İkisini kurt parçalamış zaten. Birini bu da... Orman ve Su İşleri Ardahan Şube Müdürü Temel Şimşek, yılkı atlarının köylüler tarafından yazın binek atı olarak ve ot taşımak için kullanıldığını söyleyerek, ne yazık ki iş bitimi sonrası sonbahar ve kış ayları geldiğinde atların doğaya terk edildiğini dile getirdi. Bugün Ardahan elimizdeki doğaya bırakılan bu başıboş atların yoğun kar yağışı nedeniyle aç kaldıklarını tespit ettik. Bununla ilgili daha önce stoklamış bulunduğumuz otları doğaya getirip atlara verdik. Tabii bu atlarımız yazın köylüler tarafından binek olarak ve ot taşımak için kullanılıyor. Ama ne yazık ki sonbahar ve kış ayları geldiğinde atları doğaya bırakıyorlar. Bunlar böyle başıboş gezip günahlı bir şekilde kalmaktadırlar. Bunlara yine bakanlığımız olarak sahip çıkıp bunların doğada beslenmelerine katkı sağlamak için bugün buraya gemleme çalışması için geldik. Evet. Telefon dolandırıcılarının son kurbanı 10 yaşındaki çocuk oldu. Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar babasının hapse gireceğini söyleyerek korkuttuğu çocuktan evdeki 5000 liralık altını alıp kayıplara karıştı. Telefon dolandırıcılarının son kurbanı babasının hapse gireceğini söyleyip korkuttukları ve 5000 liralık altını dolandırdıkları 10 yaşındaki çocuk oldu. Karakol ekibi geldi mi? Ne söyledi? Evde ne varsa var dedi. Başka bir şey yok. Okuldan gelip ders çalışmaya başlayan küçük çocuk çalan telefona cevap vermesiyle olan oldu. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı küçük çocuğun anne ve babasının işte olduğunu öğrenince yavrum kuyumcu soyuldu, orada babanın kimliği bulundu, baban hapse girebilir. Bu yüzden evde bulunan bütün altın, para ve değerli eşyaları alacağız. İnceleme yaptıktan sonra vereceğiz dedi. Babanız mı hapiste demiş? Evet. Nasıl? Ben hapiste, ben soygunculuk yapmışım diye. Evet. Öyle kandırmış çocuğu. Oğlunuzu öyle kandırmışlar. Evet.
Babasının hapse gireceğini duyunca korkan çocuk 7. kattaki evlerine gelen dolandırıcıya 5000 lira değerindeki altınları verdi. Bir süre sonra hakim olan dayısını arayarak durumu anlattı. Küçük çocuğun dolandırıldığını anlayan dayı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bilgi verip dolandırıcıların yakalanmasını istedi. Evet, şimdi ise kazalara bir göz atalım. Bugün kazaların bilançosu ağır oldu. Van ve Eskişehir'de meydana gelen kazalarda 22 kişi yaralanırken bir kişi ise hayatını kaybetti. Van'da ve Eskişehir'de sürücülerin bir anlık dalgınlığı kazalara sebebiyet verdi. Van'da ve Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler felakete neden oldu. Yaşanan iki kazada toplam bir kişi hayatını kaybederken 22 kişi ise yaralandı. Aileme haber vermeyeceğim. Şimdi abi hiç merak etme. Van'da seyir halindeki bir araç karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Çarpışma sonrasında her iki otomobilde bulunan 8 kişi yaralanırken bir öğretmen ise hayatını kaybetti. Yaralı diğer öğretmenlerin tedavisinin hastanede sürdüğü belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün alçı yüklü tıra arkadan çarpması sonucunda 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan tırın dorsesinden yola savrulan alçı ve inşaat malzemelerini ise karayollarına bağlı ekipler kısa sürede temizledi. Evet sevgili izleyiciler, kazaları da ekranlarınıza getirdik. Kış aylarında biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bunu da hatırlatalım. Evet sevgili izleyiciler, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Birazdan ekonomiyle sizlerle birlikte olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon rakamları öncesinde altının gram fiyatı 107 liranın üzerinde seyrediyor. Analistler Amerika'dan gelecek olan enflasyon rakamlarının altın fiyatlarını etkileyeceğini söyledi. Altının gram fiyatı Amerika'dan gelecek olan enflasyon rakamları öncesinde 107 liranın hemen üzerinde seyir halinde. Dün Çin'den gelen büyüme riskinin artmasıyla sınırlı oranda geri çekilen altının gram fiyatı, yatırımcıların petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle riskli varlıklardan kaçmasına bağlı olarak yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Bugün güne 106 liradan başlayan altının gram fiyatı şu an 107 lira seviyelerinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı da dün %0,2 gerileyerek 1087 dolardan günü tamamladı. Bugün en yüksek 1095 doları gören altının ons fiyatı 1094 dolar seviyelerinde dengelendi. Analistler Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarının altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Kapalı çarşıda şu dakikalarda çeyrek altın 177 liradan, Cumhuriyet altını ise 720 liradan satılıyor. Banka kredisi çekenlerin borçlanmada tehlike sınırına karşı vatandaşa gelir limiti getiriliyor. Buna karşın banka kredilerinde tüketicilerine limit sınırı gelecek. Ekonomi yönetimi bankaların düşük gelir grubundaki tüketicilere verdiği kredilerin tehlike yaratmaması için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Yeni düzenleme ile kredi kartlarında olduğu gibi her vatandaşa gelirine bağlı olarak bir tüketici kredisi alma limiti getirilecek. Kredi kartı sahipleri gelirinin 4 katına kadar limit kullanabiliyor. Ekonomi yönetimi bir yıldır hazırlıkları süren bir başka çalışmayla da gelire göre taksit sınırlaması getirmeye hazırlanıyor. Bu düzenleme için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vatandaşların gelir ve tüketim eğilimlerini karşılaştıran bir veri seti üzerinde çalışıyor. Gelire göre taksit sınırlandırmasının uygulama esasları bu çalışmanın sonucuna göre belirlenecek. 8'i de ve...
Ekonomi haberlerini sizlere aktardık. Şimdi bir de değerlere göz atalım. Evet sevgili izleyiciler, piyasa değerlerini de sizlere aktardık. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Beşiktaş'ın Ukrayna Ligi ekiplerinden Dripno'dan transfer ettiği Boyko İstanbul'a geldi. Siyah beyazlı takımın uzun süredir transfer etmek istediği Ukraynalı kaleci Boyko Antalya Belek'te kamp yapan takımın Dnipro ile vedalaştıktan sonra İstanbul'a geçti. (Gülüyor) 27 yaşındaki Ukraynalı kaleci Atatürk Havalimanı'nda yüze yakın siyah beyazlı taraftar karşılarken ufak çaplı izdiham da yaşandı. Boyko'nun yarın sabah saatlerinde ise sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Veci gösterdiler, bizi seçtiler. Bursa Spor'da Recep Bölükbaşı dönemi sona erdi. Bursa Spor'un olağanüstü genel kurulunda 1691 oy alan Ali Ay başkanlığa seçildi. Diğer adaylardan Burhan Vatan 819 oy, Burhan Ilgın ise 93 oy aldı. 27 oy geçersiz sayıldı. Ali Ay başkanlığındaki Bursa Spor'un yeni yönetimi şu isimlerden oluştu. Adem Sakarya, Ali Haydar Ademoğlu, Osman Dinsever, Şükrü Çekmişoğlu, Mustafa Bakır, Fatih Korkmaz, İlyas Kocaefe, Cem Öztürk, Fatih Pulat, Yusuf Arslan, Hakan Dinçtürk, Ali Turan, Sezer Sezgin, Yüksel Çolak, Özgür Alparslan Sümer, Ercan Korkmaz, Burcu Aksak, Disiplin Kurulu Adil Öztürk, Engin Demir, İsmail İbiş. Yeni Başkan Ali Ay, oy kullanan tüm üyelere teşekkür etti. Arkadaşlar, bana çok güzel bir gurur yaşattınız. Teveccüh gösterdiniz. Beni Bursa Spor Başkanı yaptınız. Size ne kadar teşekkür etsem azdır.